Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Bu video itibariyle 345 TYT Matematik Soru Bankası'nın 2024 güncel basınına başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi soru çözümleri nasıl yapacağız? Biliyorsunuz ben bir soru çözümü yapıyorsam o soruda o konu hakkında sana verilmesi gereken her şeyi mutlaka mutlaka vereceğim. Yani benden sana tavsiye buraya gelip de yapamadığın soruları bakınca Mutlaka o yaptığın sorulardan önemli gördüğün soruları da tekrar etmeni tavsiye ederim. Şimdi bunun dışında kitabı çözerken içinde ÖSM'nin soruları var biliyorsunuz çıkmış sorular var. Ama telif hakkı nedeniyle üzgünüm ki bu soruları çözemeyeceğim. Bunun dışında eğer ki anlamadığınız herhangi bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bunlara teker teker bakıp cevap vermeye çalışacağım. Artık yavaş yavaş çözümlere başlayalım. Gerçel sayılar bir testinin birinci sorusuyla çözümlere girelim. Bakalım. X eşittir eksi 4 ve y eşittir 5 olmak üzere. Bize buradaki ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. E ne yapacağım? Adam bana x eksi 4 vermiş. Y'yi 5 vermiş. Paşa paşa yerine yazıp sonuca gideceğim. Ne yaptım? X gördüğüm yere eksi 4 yazdım. Sol taraftan bir eksi 4 geldi. Artı. Y gördüğüm yere 5 yazdım. Bir de bunun karesini aldım. Arada eksi var. Y değerimiz 5 geldi. Arada eksi var. Ve x değerimiz eksi 4 gelmiş oldu. Dikkat et yalnız. Bir de bunun karesi var. Şimdi hatırlarsanız. işlem önceliğinde. Karşımızda eğer ki parantez varsa ilk önce parantez yapmayacak mıydık? Evet yapacaktık. Hatırlayın eğer ki eksili artılı iki tane toplam varsa ne yapacaktık? Daima büyük olandan küçük olanı çıkartıp ve büyük olanın başındaki işareti almam gerekiyordu. E 5'ten 4'ü çıkarttım 1 geldi. Büyük olanın başına artı olduğu için artı 1 gelmiş oldu. Bir de bunun karesi geldi. Eksi geldim sağ tarafa. Bak dikkat ediyor musun? Burada bir eksi ile eksinin çarpımı var. Bunlar çarparsan ne yaptı burası? Artı 4'e dönmüş oldu. Yani kısaca buradaki parantezin içine ne gelmiş oldu? 5 artı 4 gelmiş oldu. E bundan dolayı da sağ tarafımız artı 9'un karesi çıkmış oldu. Sol taraf 1'in karesinden dolayı 1 çarpı 1'den dolayı 1 gelmiş oldu. Sağ taraftan da 9'un karesi yani 9 çarpı 9'dan dolayı 81 gelmiş oldu. Bak ne geldi? Yine artılı eksili bir toplam geldi. Ne yapacağım? Eğer ki eksili artılı bir toplam varsa daima büyükten küçüğü çıkart. Yani 81'den 1'i çıkarttım ve büyük olanın başındaki işareti yazdım. Sorunun doğru cevabı da edine gelmiş oldu. Evet gelelim ikinci sorumuza. Yine bir değer yazma sorusu ne yapacağız? Yine buradaki değerleri alacağız aşağı yerine koyacağız. Koyalım bakalım. X gördüğün yere 4 yaz diyor. Y gördüğün yere eksi 2 yaz diyor. E bu durumda sol taraftan artı 4 çarpı eksi 2. Payda kısmından dikkat et ne gelmiş oldu? Artı 4 arada bir artı var. Sağdan da eksi 2 çıkmış oldu. Arada bir artı işlemimiz var. Burada da bir oran var. X yerine 4 yazdım. Araya eksiği koydum. Sağ taraftan y değeri eksi 2 gelmiş oldu ve payda kısmı eksi 2 çıkmış oldu. Şimdi gelelim işlemlere. Bak karşında oranlar varsa ne yapacağım? İster pay kısmından ister payda kısmından işlemlere başlayacağım. Şuradan bir kere başlıyorum. Artıyla eksinin çarpımının sen ne olduğunu biliyorsun. Eksi olduğunu biliyorsun. E 4 çarpı 2'den dolayı 8 geldi. İndim payda kısmına. Dikkat et. Dikkat et. Artıyla eksinin burada neyi var? Bir adet çarpımı var. E sen artıyla eksinin çarpımı ne olduğunu biliyorsun. Eksi olduğunu biliyorsun. E bundan dolayı şuradaki kısım aslında artı 4 eksi 2'ye dönmedi mi? Döndü. E 4'ten 2 çıkarsa sonuç kaç kalacaktır? Mutlaka 2 kalacaktır. Yani payda kısmına artı 2 yazmış oldum. Geldim sağ tarafa. Yine dikkat et. Eksi ile eksinin çarpımı var. Burası ne yaptı? Artı 2'ye dönmüş oldu. E bu durumda 4 ile 2'yi toplarsam pay kısmı 6 geldi. Ve payda kısmı da eksi 2 çıkmış oldu. Sen eksilerin artıya oranlarının daima eksi olduğunu biliyorsun. 8 bölü 2'den dolayı sol taraf 4 geldi. Aynı şekilde arada bir artı var. Sağ tarafta da artının eksi oranı eksi geldi ve 6 bölü 2'den dolayı 3 çıkmış oldu. Bak ne oldu? Artı ile eksi çarpımı şekline geldi. E çarpalım ikisini. Sol taraftan eksi 4, sağ taraftan eksi 3 geldi. Eğer ki işaretler aynıysa ne yapacaktık? Daima iki sayıyı toplayıp buradaki işareti başına yazacaktık. Bundan dolayı da sorunun doğru cevabı Adana gelmiş oldu. Gelelim üçüncü sorumuza. Yine benzer bir soru. Adam bize A'yı 6 vermiş. A artı B'yi 9 vermiş. B eksi C'yi 5 vermiş. Buna göre buradaki değer kaçtır diye soruyor. Bak şöyle yapalım. A'mız 6 ya. Ben onu burada yerine yazsam. Sen 6 ile neyin toplamının 9 olduğunu biliyorsun? 3'ün. Bir kere B karşımıza geldi. E B'yi aldım sağda yerine yazdım. Peki 3 eksi C eşittir 5 ise. Ben buradan C'yi nasıl bulacağım? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 5'i aldım sol tarafa attım. Eksi 5 olarak geçti. Eksi c'yi sağ tarafa attım. Artı c olarak geçti. E bundan dolayı 3 eksi 5 kime eşit geldi? C'ye eşit geldi. Eğer ki artılı eksili iki sayı varsa bunlar toplam şeklindeyse ne yapacaktık? Büyükten küçüğü çıkart. Yani 5'ten 3'ü çıkarttım. 2 yazdım. Ve büyük olanın başındaki işareti al. O zaman A sayımız 6'ydı. B sayımız 3 geldi. C de eksi 2 çıkmış oldu yazıyorum yerine. B sayımız artı 3. Bunu bir kere yazdık. Çarpı C sayımız eksi 2. Ve aşağıdan da A sayımız 6 gelmiş oldu. Yukarıdaki çarpma işlemini yaparsak. Artı ile eksinin çarpımı eksi geldi. 3 çarpı 2'den dolayı 6 çıkmış oldu. E payda kısmından da artı 6 geldiğini görüyorum. Bundan dolayı da eksinin artıyor oranı eksi geldi. 6 bölü 6'dan dolayı da sorunun doğru cevabı Adana yani eksi 1 gelmiş oldu. Geliyorum dördüncü sorumuza. Yine benzer bir soru. X'imiz 4'e eşitmiş. E bu durumda ben burada X gördüğüm yere 4 yazsam. Sen 4 ile şu an Y'nin çarpımının eksi 8 olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Hemen gidiyorum burada iki tarafı 4'e bölüyorum ki. Ne yapayım? Şuradaki Y'yi bir yalnız bırakayım. E bu durumda Y değeri artının eksiye oranından dolayı eksi geldi. 8 bölü 4'ten dolayı da eksi 2 çıkmış oldu. Bu durumda x'i biliyorduk, y'yi de bulduk. Alalım yerine koyalım. Şimdi sol taraftan x değeri 4 geldi. Arada bir eksi var. Yan taraftan eksi -2 çıkmış oldu. Bölü indim aşağıya. x değeri 4 geldi. Arada artı var. Yandan da y değeri -2 çıkmış oldu. Bir kere sen eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu biliyorsun. Aynı şekilde artıyla da eksinin çarpımının eksi olduğunu biliyorsun. Bundan dolayı pay kısmı kaç gelmiş oldu? 6 çıkmış oldu. Payda kısımda 2 geldiği için sorun doğru cevabı 3 ile Ceyhan gelmiş olur. Gelelim 5. sorumuza. X sayısı neymiş? 2'nin kübüymüş. Hatırla 2'nin 3. kuvvet demek ne demekti üst sayılarda? 3 tane 2'yi yan yana çarp demekti. E ben bunları çarparsam sonuç kaç gelmiş oldu? 8 gelmiş oldu. Aynı mantıkta Y sayısı da 8'in 2. kuvvetinden dolayı 8 çarpı 8'den kaç gelmiş oldu? 64 gelmiş oldu. İşte buradaki değerleri alıyorum. Sol tarafta yerine yazıyorum. Yazarsak y değeri 64 geldi. x değeri 8 çıktı. Artı y değeri 64 geldi. Dikkat et x değeri 8'in ikinci kuvveti. Yani karesi gelmiş oldu. E 8'in karesi demek 2 tane 8'i yan yana çarp demek. Çarparsam buradaki işlemin sonucu kaç gelmiş olur? 64 gelmiş olur. O zaman sol taraftan 64'ün 8 oranı 8 geldi. Sağ taraftan 64'ün 64'e oranı 1 geldi. X'ini toplarsam da sorun doğru cevabı Ceyhan'la 9 çıkmış olur. Geliyorum 6. soruya. Bize 3 tane değer vermiş. Ne diyor? Bu 3 değeri aşağıda yerine yaz ve işlemin sonucunu bul diyor. Şimdi karşımızda hatırla. Eğer ki bir sürü işlem varsa bizden, bizim işlem önceliğimiz neydi? İlk önce varsa parantez. Bundan sonra çarpma işlemi, ardından bölme, daha sonra toplama ve ardından çıkarma işlemini yapmam gerekiyordu. Sakın ama sakın bu işlemi önceden unutma. Şimdi yukarıdaki değerleri aşağıda yerine yazarsak. Bak soldan ne geldi? 1 bölü 2 çarpı B değeri yani 6 gelmiş oldu. Arada eksi var. C'miz eksi 8 çarpı A değeri kaç geldi? 1 bölü 2 çıkmış oldu. Arada eksi var. B değeri 6 geldi ve C değeri de eksi 8 çıkmış oldu. E şimdi görüyorum ki şurada bir parantez var. O zaman ne yapacağım? İlk önce parantez içine gideceğim. Gidince de dikkat ediyor musun? Bak burada bir çarpma işlemi var. Burada bir çarpma işlemi var. İşlem önceliğinde en öndeki işlem kimdi? Çarpmaydı. O zaman ilk önce şuradaki çarpma işlemlerini bir yapalım. Yaparsak eksi 8 çarpı 1 bölü 2. Bak bunun sonucunu iki türlü bulabilirsin. Dersin ki birinci yöntem. 2 ile 8 hocam burada sağdaşır dersin. 2'yi 2'ye böldüm 1 kere var. 8'i 2'ye böldüm 4 kere var dersin. Eksi 4 çarpı artı 1'den dolayı sonuç eksi 4 çıkar. Yok bunu bilmiyorsan şöyle de yapabilirsin. Eksi 8 çarpı 1 bölü 2 işleminde sen sol tarafta bunun paydasına gizli bir olduğunu biliyorsun. O zaman pay kısmıyla payı çap paya yaz. Aynı şekilde payda ile paydayı çap paydaya yaz yazarsam eksinin artıya oranından dolayı bunun cevabı eksi geldi. 8 bölü 2'den dolayı da eksi 4 çıkmış oldu. Yani ben ne biliyorum? Şuradaki işlemin sonucu bir kere eksi 4 geldi mi? Evet geldi. Geldim sağ tarafa. Ne var burada? Eksi 6 ile eksi 8'in çarpımı var. Bir kere eksi ile eksinin çarpımı artı gelmiş oldu. 6 çarpı 8'den dolayı 48 geldi. Peki hatırlayın Elimizde eksili artılı bir toplam varsa biz bu işlemin sonucu nasıl bulacaktık? Daima büyük olandan küçük olanı çıkart ve büyük olanın başındaki işareti al. E 48'den 4'ü çıkarttım. Ne geldi? 44 geldi. Büyük olanın başındaki işaret de artı 44 gelmiş oldu. Şimdi bir kere sol tarafı dikkat et. 1 bölü 2 çarpı 6 var. Bak istersen bunları sadeleştirebilirsin. İstersen paydasına gizli bir var deyip bu x'ini çarpabilirsin. 6 ile 1'in çarpımı ne geldi buradan? 6 geldi. 1 çarpı 2'den dolayı 2 çıkmış oldu. Arada bir eksi var. Sağdan da artı 44 gelmiş oldu. E 6 bölü 2'den dolayı ben sol tarafın 3 olduğunu biliyorum. Sağ tarafında eksi ile artının çarpımından dolayı eksi 44 olduğunu biliyorum. Artılı eksili toplamda biz daima ne yapacaktık? Büyükten küçüğü çıkart. Yani 44'ten 3'ü çıkart. 41 buldum. Ve büyük olanın başındaki işareti al. İşte bundan dolayı sorun doğru cevabı Adana gelmiş olur. Unutma her zaman eğer ki karşında parantez varsa ne yapacaksın? İlk önce parantez içine gideceksin. Ardından karşına bir sürü işlem çıkacak. Bu işlemlerde ne yapacaksın? Önce çarpma ardından bölme daha sonra toplama ve çıkarma işlemleri yapacağız. Tamam 7. soru çıkmış sınav sorusu yani ÖSYM'nin sorusu. O yüzden üzgünüm ama onu atlıyorum arkadaşlar. Geldim 8. soruya. Aşağıdaki şemada birbirine bağlı iki kutu ile toplama ve çarpma işlemleri yapılarak alttaki kutulara sonucun yazılmasıyla oluşturulmuş işlem sistemi yer alıyormuş. Yani olay neymiş? Olay şuymuş. Sen buradaki iki kutuyu alıp şu işlemi yazıp ne yapmak zorundasın? İşte buradaki kutuya yazmak zorundasın. Tamam Mantık bu. Ne yapacağım? Daima üstteki iki kutuya buradaki işlemi yapıp o toplamı veya çarpmayı artık işlem neyse alttaki kutuya yazacağım. Şimdi bak en alttan başlamak gerekirse o zaman ben buradaki kutuyla eksi 4'ün çarpımının ne olduğunu biliyorum. 8 olduğunu biliyorum. Şöyle yapalım. Buradaki kutuya gidelim x diyelim. E bu durumda x ile eksi 4'ün çarpımı eğer ki 48 ise iki tarafı eksi 4'e böler misin? E bu durumda ben iki tarafı da eksi 4'e böldüğüm takdirde Dikkat et. Sol taraftan x 4'ler gitti. Sağ taraftan da artının eksi oranı eksi geldi. 48 bölü 4'ten dolayı 12 çıkmış oldu. Yani aslında buradaki sayı şey neymiş? Eksi 12 Bak geldim buradaki kutuya. Bir kere ne yapmış burada? 4 ile B'yi çarpma işlemine sokmuş. Ve sonuç kaç gelmiş? 12. E ben 4 ile B'yi çarpıp da sonucu 12 buluyorsam. Sen 4 ile neyi çarparsan sonuç 12 yapar. Hocam eksi 3'ü. E bundan dolayı B sayısı da kaç gelmiş oldu? Eksi 3 çıkmış oldu. Hemen ne yaptım? Onu gittim. Şurada yerine yazdım. Burası eksi 3 gelmiş oldu. Bak gelelim C'yi bulmaya. Ne yapmış burada dikkat et. Adam 4 ile C'yi toplama işlemini almış. Ve sonuç kaç gelmiş? Eksi 4 gelmiş. Hemen yazıyorum. Ben 4 ile eğer ki C'yi toplarsam ve sonuç eksi 4 gelecekse bu 4'ü sağ tarafı gönder. E c değerimiz eksi 4, eksi 4'ten dolayı işaretler aynı, x'ini topla, eksi 8 gelmiş olacaktır. Yani şuradaki c değeri kaç çıktı? Eksi 8 geldi mi? Geldi. Bulmadığımız sayı kaldı mı? Evet kaldı. Bir de a sayısı var. Ne yapmış peki burada? a ile 2'yi toplamış ve çıkan sonuca eksi 3'e yazmış. E hemen yazıyorum. a ile 2'yi topladım ve çıkan sonuç eksi 3 gelmiş oldu. 2'yi sağ tarafa bu durumda A değeri eksi 3 eksi 2'den dolayı işaretler aynıyken buradaki sayıları ne yapacaktım? Daima toplayacaktım unutma. Eğer ki işaretler aynıysa sayılar toplanır. İşaretler farklıysa büyükten küçük her zaman çıkartılır. İşaretler aynı olduğu için sayıları topladım ve buradaki işaretleri başına yazdım. O zaman A'mız geldi mi? Evet geldi. E'miz geldi mi? Geldi. E, C sayısı gelmiş oldu. Aldım bu 3 sayıyı paşa paşa aşağıda yerine yazıyorum. A sayımız eksi 5 geldi. B sayımız eksi 3 geldi. Arada bir çıkarma işlemi var. Ve C sayısı da eksi 8 çıkmış oldu. Eğer ki karşımda birden fazla işlem varsa öncelikle yapmam gereken işlem kimdir? Çarpma. Ardından bölme daha sonra toplama ve çıkarma işlemini yapmak durumdaydım. E bakıyorum ki burada iki önce bir çıkarma, çarpma işlemi var. Dolayısıyla buradaki eksi 5 ile eksi 3 çarparsam sen eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu biliyorsun. Hemen buraya bir artı yazdım. 5 çarpı 3'ten dolayı da 15 gelmiş oldu. E bir de buradaki eksi ile eksiyi çarparsam yine artı 8 gelmiş oldu. X'ini toplarsak da sonucumuz 23 ile Adana gelmiş olur. Geliyorum 9. soruya. En sevmediğin sorular itiraf et. Öğrencilerin en nefrettiği sorular. Çünkü bunlar deneme sorular arkadaşlar. Başka bir çaremiz yok. Denemek zorundayız. Ya elimizdeki işlemleri teker teker deneyeceğiz. Başka bir şansımız yok. Bak şimdi. Diyor ki bana buradaki sembollerden her biri şu temel olan 4 tane işlem sembollerinden birini temsil ediyormuş. E buna göre bize 2 tane denklem vermiş ve bu işlemin sonucu nedir diye soruyor bana. Dikkat etmem gereken yer neresi? Bu iki kutu aynıysa o zaman ne olması gerekiyor? Buradaki işlemin aynı olması lazım. Şu iki kutu aynı olduğu için işlemlerin aynı olması lazım. Ne yapacağım? Deremekten başka bir çarem yok. Başla. Toplamayla başla. Diyelim ki burası toplama işlemi olsun. E ben 6 ile ne yaptım bu durumda? 3'ü topladım. Bak dikkat et. Parantez kaç gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu. E ben 9'da buradaki hangi işlemi eğer ki sıraya soksam sonuç 10 yapar. Hiçbir işlemden burada 10 gelmez. Demek ki de sen buraya ne yapamazsın? Artı yazamazsın. Bunu bir kere silmiş olduk. Geldim çıkarma işlemine. 6'dan 3'ü çıkarttım. Parantez içi kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. 3 ile 8'i hangi işlemi alsam çıkan sonuç 10 yapar? Hiçbir işlem gelmez. O zaman çıkarmayı da sildim. Geliyorum çarpma işlemine. 6 ile 3'ü çarptım kaç yaptı? 18 gelmiş oldu. Bu bir kere cepte. E ben 18 ile 8'e hangi işlemi alsam çıkan sonuç 10 yapar? Çıkartma işlemi. Oldu mu? Oldu. Ama bu işlemlerin aşağısını sağlaması lazım. Şimdi bak yuvarlığa çarpma buldum ya. O zaman burasının çarpma olması gerekiyor. Buraya çıkarma bulduk. E burasına çıkarma olması gerekiyor. 20'den 10 çıktı. Geriye kaç kaldı? 10 kaldı. 10 ile 5'in çarpımı 6 yapar mı? Hayır yapmaz. O zaman buraya verdim çarpma ve çıkarma yalan oldu gitti. E geriye zaten tek bir şey kaldı. Bats, bedeviyiz. Sona kaldı, dona kaldı. Ne kaldı burada? Bölme işlemi kaldı. Altının 3 oranı kaç gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Bir kere buraya 2 yazdım. Peki sen 2 ile buradan hangi işlemi sokarsan çıkan sonuç 10 gelir? Toplama işlemine. O zaman hemen toplamayı buraya yazdım. Bölmeyi buraya yazdım. Acaba sağlayacak mı göreceğiz. Ne yapıyorum? İlk önce parantez içe. 20 ile 10'u topladım. Burası 30 yaptı. 30'u 5'e böldüğüm zaman çıkan sonuç 6 gelir mi? Sonunda gelir. Sonunda bulduk. O zaman elimdeki işlemleri alıyorum. Aşağıya koyuyorum. Burası toplama işlemi geldi. Yandan da bir adet bölme işlemi gelmiş oldu. İlk önce parantez içi 12 ile 4 topladım. 16 geldi. 16'yı 2'ye böldüğüm için de çıkan sonuç 8. Yani Ceyhan gelmiş oldu. Üzgünüm ki denemek zorundasın. Başka bir çaremiz yok. Tamam. Geliyorum 10. sorumuza. Yine bir deneme sorusu. Yine senin sevmediğin tarz sorular. Bu kümenin elemanlarının tamamı her biri farklı kutuya gelecek şekilde yerleştirildiğinde A bir pozitif tam sayı oluyormuş. B kaçtı diye soruyor. Şimdi bak dikkat et kritik yer şurası. Burası neymiş abi? Dikkat et burası bir pozitif tam sayıymış. E peki sen bu kutuya yukarıdaki şu sayılardan bir tanesi yazmayacak mısın? Yazacaksın. Yani burada ben sana ne demek istiyorum? Bak burası bir tam sayıken bu kutu bir tam sayı geliyorsa sen anca bir tam sayıdan tam sayı çıkartırsan sonuç bir tam sayı yapar. Yani mutlaka ama mutlaka şuradaki ifadenin sonucu bir tam sayı yapmalı rasyonel sayı gelmemesi lazım. Şimdi bu durumu deneyelim. Acaba paydaya kim gelebilir? Bak paydaya ben burada eğer ki 2'yi koysam o zaman pay kısmının çift bir sayı olması lazım ki ne yapsın 2'ye bölünebilsin. Elimde 2'den başka bir çift var mı? Yok. E demek ki sen payda kısmına burada 2 yazamazsın. Bunu geçtim. Hemen deneyelim 3'ü. E ben buraya 3 yazdım takdirde yukarıdaki kümeden başka hangi elemanı buraya yazsam çıkan sonuç tam sayı yapar? 9'u. Tamam bunu yazmış oldum. O zaman 9 bölü 3'ten dolayı burası kaç geldi dikkat et. 3 çıkmış oldu. Eksi yandaki bir tane kare işlemim var. Şimdi 9'u kullandım bunu attım. 3'ü kullandım attım. Peki ben 3'ten neyi çıkartırsam. Tabi kalan elemanlardan. Çıkan sonuç bir pozitif tam sayı yapar. E, tabii ki de 2'yi dikkat et. 5 ve 7'yi çıkartırsan çıkan sonuç bir negatif tam sayı gelir. E demek ki de buradaki kutuya da 2 sayısı gelmiş oldu. Ve bu durumda A kaç geldi? 1 çıkmış oldu. 9'u, 3'ü, 2'yi kullandım. O zaman geriye de 7 ve 5 kaldığı için X'in toplamı 12 yaptı. Yani cevabımız da Adana gelmiş oldu. Tamam. Ne yaptık? Denedik ama biraz mantıklı denedik. Dedik ki Burası bir tam sayı, burası kesinlikle bir tam sayı. E, o zaman burası da tam sayı olması lazım deyip yolumuza ne yaptık? Devam ettik. Geliyorum 11. soruya. Yine bir işlem vermiş bize. Bakın şöyle bir sistem var karşımızda dikkatli olun. Bu sistem ne anlamı geliyormuş? Eğer ki ben şuraya gidip de artı yazarsam şu ikisini toplayacak mısın? Buraya yazacak mısın? Eğer ki buraya çarpma işlemi yazarsam buradaki ilk sayı çarpıp buraya yazman gerekiyormuş. Bak o zaman soldan bir başlayalım. Buraya çarpma işlemi yazdığı için. Bu ikisinin çarpıp nereye yazmak zorundayım? Tam da buraya. Burası bir kere gelmiş oldu. Aynı şekilde bu ikisini toplayıp nereye yazmak zorundayım? Buraya. E burası da 3M artı 4 gelmiş oldu. Aynı şekilde buraya bir çarpma koyduğu için 3M artı 4 ile artık bunu yazalım. 3M artı 4 ile. Eksi 5'i çarpıp da çıkan sonucu nereye yazmak zorundayım? tam da onun olduğu yere. E demek ki bunun çıkan sonucu artı 10 gelmiş oldu. Şöyle düşmemiz gerekiyor. Sen eksi 5 ile neyi çarparsan çıkan sonuç 10 yapar. E tabii ki de eksi 2. Yani 3m artı 4 değeri eğer ki eksi 2 geldiyse bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyorum. 4 aldım sağ tarafı yolladım. E bu durumda 3m değeri eksi 2 eksi 4'ten dolayı işaretler aynı iken buradaki sayıları ne yapacaktım? Toplayacaktım. Ve buradaki işaret neyse başına yerleştirecektim. Yani eksi 6 gelmiş oldu. E 3 m değeri 6 ise sen 3 ile neyi çarparsan çıkan sonuç eksi 6 yapar. Tabii ki de eksi 2. Bundan dolayı m değeri eksi 2 çıktı. Yani cevabımız denizli gelmiş oldu. Tamam. Evet geliyorum bu testin artık son sorusuna. İlk testimizin son sorusu. Bir cep telefonunun hesap makinesi uygulamasında sil butonuna her basışta sağdan sola doğru sıradaki rakam veya 4 işlem sembolü siliniyormuş. Ne yapıyormuşum? Sağdan itibaren şuradaki rakamları veya 4 işlemi silecekmişim. Buna göre şekildeki işlemin sonucunun pozitif olabilmesi için sil butonuna en az kaç defa basılmalıdır? Bak denemeyelim şıklardan faydalanalım. Şıklarda en az kim var? 4 var. O zaman bir kere ben buradan sağdan itibaren 4 tane ifadeyi bir kere bir sildim. Şimdi silince Karşıma çıkan bu işlem yani 10 eksi 2 çarpı 12 bana artılı bir sayı verdi mi? Hayır vermedi. Niye? Bak karşımıza bir çarpma var bir çıkarma var. İlk önce kimi yapacağım? Çarpmayı yapacağım. Eksi 2 ile artı 12'yi çarparsam burası kaç gelmiş oldu? Eksi 24 geldi. E sol tarafta 10 olduğu için ne yapacağım? Artılı eksili yani zıt işaret iki sayı varsa büyük olandan küçük olan çıktı. Ve büyük olanın başındaki işareti yazdım. Yani eksi gelmiş oldu. O zaman cevap 4 olamaz. E bir daha ileri gidelim. O zaman bir kere daha silelim. Ne yaptı? 12 gitti. Şimdi bak 12'ye atınca da buradaki çarpma biraz mantıksız kaldı. Şöyle bir işlem var karşında. E ne ki bu? Böyle bir işlem olamaz. O zaman sen burada 12 siliyorsan buradaki çarpmayı da silmek zorundasın. E geriye de kim kalmış oldu? 10 2'den dolayı 8 kalmış oldu. Yani bir pozitif tam sayı geldi. E bu durumda dikkat et. 1 burası. 2 3 4 5 6 6 adet silmenin sonunda çıkan sonuç bir pozitif tam sayı gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, ilk testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.